Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün yine bir sabah yemek kahvaltısındayız. Koyunlarımız yeme girerken kapıda sıkışmasın diye bir daire etrafında dolaştırıp inceltip öyle alıyoruz ağla. Gördüğünüz gibi ince bir şekilde geliyorlar. Yoksa böyle döndermediğimiz zaman kapıda sıkışıyorlar. Kapılarımız 2 metre ama yine de izdiham yaşanıyor yeme girerken. Şu an gördüğünüz gibi koyunlar gayet medeni bir şekilde, kibar bir şekilde, cici kızlarımız toplu bir şekilde kahvaltıya geliyorlar. Gördüğünüz gibi muntazam bir düzen var. Şu an daha ilk defa yeni girdikleri için yer arayışı içerisindeler. Bir 5 dakika sonra hepsi dizilmiş bir şekilde, hiçbir kımıldama olmadan yemini yiyecekler. Sabah kahvaltısında koyunlarımıza koyun başı 600 gram tane yem, arpa düşecek şekilde yem veriyoruz. Akşam yemine ise korunga, yonca kesi buğday samanıyla beraber karışık veriyoruz tok tutsun diye. Şu an bir karışıklık var ama koyunlarda 5 dakikaya sürmez, toplu bir şekilde düzelirler. Bu eke koyun ağlımız, geçen gün de videosunu çekmiştik. O zaman yem bitmişti. Yem yeme işi bitmişti. Suya hazırlanıyorlardı. Kızlar telaşlı telaşlı yiyorlar. Yaklaşık 180 civarı koyun yemleniyor bu ağılda. 5 tane ortak ürünümüz var şu an. Bu 5 ortak üründe her birinde orta yemlik, biz yemliğe kürün diyoruz. 5 tane orta yemliğimiz var yani. Ki yoksa tek sıra yediği zaman yetmiyor. Şu an gördüğünüz gibi biz dün çok büyük bir kış vardı. Çok fırtınalı geçti. Koyunların sırtı ıslaktı. Yemlerken kapıda beklediği için sırtı ıslanmıştı. Altını süpürdük ama o kadar da şey olmadı. Gördüğünüz gibi yapıştı biraz. Her gün sabah yeminde her ağlımızın altını süpürüyoruz. Gördüğünüz gibi otursanız üzerinize bir kir yapışmaz. Pırıl pırıl. Ağlımız böyle temiz olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa koyunların sırtı kirleniyor. Kirli bir görüntü alıyor. Her ağılda ortak ürünlerimiz mevcut. Yoksa yetişmiyor. Hayvanlarımız sığmıyorlar. Bir koyunumuz yemiyor. O herhalde ona tene vurmuş olabilir. Dane yem ağır gelmiş olabilir. Bir de çok koştular. Yakın. Yok, bu memesini etmiş. Bu herhalde doğumu yaklaştı bu koyunun. Bu koç yasak aşkın meyvesi dediğimiz koyunlar onlar. Koç kaçmıştı. Koç karışmıştı. Ne zamandı? 9. ayın biriydi sanırım, evet. 9. ayın birinde
bir koç kaçması olmuştu. Yasak aşkın meyvesi dediğim onlar. Bir koç kaçmış haylaz. Bir günde 20 kadar koyunu açmış. O gün 20 kadar koyun kızgındı. Koç kapı açık kalmış yani. Bir koç değil aslında. Biz babama öyle dedik. Bir koç kapısını açık, kapısı açılınca böyle koçlar koyunlara karıştı. O gün böyle bir yasak aşkın meyvesi bekliyoruz. Bir 25-30 koyunda. Çünkü kızgınlık göstermedi onlar. Boyasız kaldılar. 25-30 kadar koyun böyle boyasız. Yoksa koçlanan koyunlarımızda kırmızı boya var omuz bölgelerinde. Kızlarımız sanat yapıyorlar resmen. Evimizin kızları, cici kızlar. İşte yaklaşık bu ayın sonuna doğru ortalarında başlar herhalde o yasak aşkın meyvesi dedim. Tam tarihini de iyice hatırlamıyorum ama o araydı. Hayırlısıyla tabii doğsunlar. Allah tüm herkesin emeğini korusun. Çok meşakkatli işler uğraştırıyor. Kışı yok, yazı yok, tatili yok. Düğünü, bayramı yok. Her zaman içinde olacaksınız. İşte böyle. Alın teri. Yorgunluk. Ama tabii böyle doğumlar, Mart ayında doğumlar bereketli, temiz bir şekilde doğduğu zaman hayırlısıyla bütün alın teri emeğini karşılıyor. Yeter ki sağ salim doğsunlar. Sonuçta aldığımız bir kuzu. Senede bir koyundan bir kuzu. Hadi ikiz kuzlasa. Yani işte. Kızlar kapıyı kapattılar. Yan taraf su içiyor çünkü. Şişeklerimiz, şişek ağlındaki koyunlar su içtiği için kapıyı kapattı babam. Karışma olmasın diye. Burası eke koyun ağlı. Şişeklerimiz yan tarafta. Bir gün unutmazsak onların da videosunu çekeriz. Şişeklerimiz tabi bunlara göre biraz daha ufak. Evet, yemini yediler. Şu an suya çıkıyor kızlar. Doydun mu kız? Gel kız, müjdenin kızı. Sen ne istiyorsun he? Ne yiyeceksin? Oo, cüccü ne yesin abisi? Bak sen, bak sen, bak sen, bak sen. Örrrrt, kolov. Suya mı gidiyorsun la zorro? Fışır fışır ediyorlar.